Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Çok uzun zamandan beri kendisiyle e, stüdyomuzu şereflendirmesini Stop. bekliyorduk ve bugün e, onu yaşıyoruz. Kim var programımızda? Sanatçı Sinan Akçıl var. Şimdi Sinan Akçıl'a hoş geldiniz dedikten sonra hiçbir söz söylemenize fırsat vermeyerek her herkese <laughs> sorduğum soru gibi acaba Sinan Akçıl mı? Evet. Herkese merhaba öncelikle. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ee, bu Hiçbir zaman sormadığınız değişik soruyla başladığımız için. <laughs> Araf'ın dibindeyim diyebilirim. Yani Bakalım. Araf evet. Hmm. Çünkü e, yani bence zaten Araf'ta olmayan taraf olur diye düşünüyorum. Hmm. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. Tabii bu iki anlamda var. O yüzden bazen de konuşurken herkes böyle ederseniz karşınızda bir düşünüyor. Çünkü e, dini bir anlam da yükleyenler o oluyor. Ama hayatsal anlamda soranlar, ha. hayatsal dini anlamda arafta değilim. Dini anlamda ama ta, e, hayatsal anlamda arafın dibindeyim diyebilirim yani. Açmamı istersen de açarım Şöyle açalım. Yani o alan mesela en son kaldığınız Araf'ı. Şey Bak daha güncel bir Araftan var. En son. En son. Hmm. En son ne zaman Araf'ta kaldık? Yani o iki aradalık bir deredelik. Ne zaman? En son ne zaman Araf'ta kaldığım bence daha yeni. Ekim ayında bu e, Gazze'deki hı hı. katliam için konserlerini iptal ettiğimde bazı çok meşhur sınırdaki sanatçı arkadaşlarımdan hani niye böyle kendini öne atıyorsun işte yapma işte işte Filistin aslında şöyle böyle bizim de hani e, çok yakınımız değil tarihte falan gibi böyle bir sürü şeyler arasında e, yine böyle tarafta bırak kalmadım ama Arafta bırakılmak istendim. Çünkü hmm. 10-11 konserimi iptal ettim Ekim ayında hmm. ve hatta 29 Ekim konserimi iptal ettim de yine üstüme geldiler yine bir e, arafta bırakılma derdi hmm. başladı çünkü işte 100. yılımızı kutlamıyor musunsa alakası yok ben dedim ki bayrak alıp bugün sokağa çıkacağım ama bugün ben tabii tabii şarttır şarttır atma işte veya gibi bir eğlenceli şarkılar söylemek içimden gelmiyor dedim hmm. bunun gibi aslında tırnak içinde en büyük arafın tırnak içinde bir popstarın millet ve ülke meselelerine bu kadar kafa yoramayacağını düşünen insanlarla kendim arasında araftayım. En son örnekte bu oldu. Hiç önyargı mağduru oldun mu? Oo çok Çok oldu. O zaman onlara geçeceğim. Peki yeni başlayanlar için Senan Akçıl desek. Yeni başlayanlar için bu tür olmaması. Akçıl'ın tanımama gibi bir şey söz konusu olamaz ama Olabiliriz. yeni başlayanlar için çok kısa e, ee, hızlandırılmış senin Akçıl. Tamam. Hı. Kimdir gibi mi? Kimdir gibi de olabilir. Şu Şunlarla tanımlayabilirim Esra da diyebilirsiniz. Ya ben aslında kendimi başta her kişiden önce bir müzisyen olarak, komple müzisyen olarak tanımlıyorum. Hı hı. Söz yazarı, bestecilik, enstrümanistik ve müzik bilgisi olarak bir müzik adamı lafını doldurabilecek bir durumdayım aslında. Hı hı. ama daha sonra şarkıcı atılmamla beraber işte bugün demin de seninle konuştuğumuz o tatlı seven kitlesi diyelim... ...hayran Hı. kitlesi de deniliyor. Oluşmaya başlamasıyla beraber... ...şarkıcıda da evrilmiş... Hı. ...ve bunu da 13-14 yıldır... ...çok büyük kalabalık halk konserleriyle... ...gerçekleştiren... ...yani komple müsiyenliğini... ...yorumculuk da ekleyen... Hı. E, ...genç yaşlarına itibaren... ...milliyetçi bir duruşu olan... E, ...ve... M ...olaylara karşı... ...kafasını gö kuma gömen sanatçılardan daha duyarlı bir... E, ...Türk... ...genç müzisyeniyim diyebilirim çok yani. Çok iyiyim. Evet. Peki hayat Sinan Akçıl için? Bir de dünya ile ilgili... ...büyük hedefler olan. Onların hepsini konuşacağız. Tamam. Çünkü çok konuşacak şeyimiz var. Gerçekten çok da... ...merak edilen Okay'dir. bu arada. Çok güzel. Ee, mesela bunu çok... ...birçok... E, ...konuğum çok kıymetli ama... ...şöyle bir şey fark ettim. Çok fazla bir... hani ...pop starsınız eyvallah... Tamam. Ama çok da fazla bir seven kitleniz var. Evet, yani onu Hani böyle bir dengesizlik yok. Bir senkron, siz müzisyen senkron söyleyeyim, bir senkron bozukluğu yok yani. Bu aslında güzel olduğu kadar bir taraftan da zor. Evet. Kontrol edebilmek zor. Onların hepsine de geleceğim ama şu soruyla devam etmek istiyorum. Tamam. Sinan Akçıl'ın hayatı. Nakaratı iyi olan kötü bir şarkı mı? Ya. Yoksa nakaratı kötü olan iyi bir şarkı mı? Ee, nakaratı kötü olan iyi bir şarkı olacağını düşünmediğim için nakaratı iyi olan e, hmm. bir şarkı... Yani girişi kötü olabilir ama nakaratı iyi olsun. Nakaratta kurtarırız yani. O yüzden benim de hayatımın dönem dönem başlangıçlarında e, yanlış davranışlarım olmuş oluyor ama nakaratı iyi toparladım. Yanlış davranış bir tane. Mesela Sorgu, ee, kendimizi sorgulamada... E... Yani çok fazla başlangıçlarda çok fazla... E, ...fazla Justin Bieber'dım yani bence... Hmm. ...hani tırnak içinde söylüyorum bunu... Ee, ...kendi özümü bulana kadar... ...başka kimliklerin... E, ...taklidi altına... girmiş olabilirim yani... Ondan ...sonra kendi özümü bulduktan sonra... ...gerçekten kemik bir... ...çok büyük bir kitleye kavuştum... ...ama e, ilk yıllarımın... ...yani 20 yaşlarında günah olmaz diyorum... ...çok güzel... Evet. ...peki şu anda mesela o... ...yüzleşmeler çok sık mı yoksa biraz sihireldim... Seyreldi çünkü yaş ilerledikçe birazcık daha şeye bakıyorsun yani yüzleşecek bir durumda olmuyorsun da e, bunları bunları yaptım diyecek zamanı geçtiğin için geleceğinle yüzleşmeyi tercih ediyorsun. Aslında ileride ne olacak nereye devam edeceğim ne bana heves verecek çünkü heveslerin gitgide azalabiliyor yıllar içinde başarılara doydukça. Yani Hı. ben aslında şu anda geri, geçmişimle değil geleceğimle yüzleşiyorum. Hesapsızlık mı ee, bu kadar e, sever kitleye sahip olmak? Sebebi? Bence... Bir hesap var. Bence şöyle bunu söylersen bu olur, bunu söylersen bu olurdan kurtulduktan itibaren ben daha büyük bir kitle. Mesela o zaman 30 milyon kişi seni seviyorsa şimdi belki 70 milyon seni kişi seviyor. Çünkü e, bence planlı sanatçılardan çok samimi sanatçılar daha çok iş yapıyor yani şey iş yapıyor ki kalplerde iş yapıyor yani hani hmm. e, o yüzden ben ne zaman ki çizgimi hep aynı noktada tuttum ki bu 10 yıllık aşkın bir süredir aynı noktada tuttum kötü zamanlarda da o çizgiyi sağa sola kıvrılmadım yani bugün bazı popçular gibi tırnak içinde sağa sola sürekli yalpalanım e, o zaman daha bir, sahip oldum diyebilirim peki Sinan Akçıl'ın öfkesi sabrından büyük mü? Yok. Ee, öfkem sabrımdan büyük değil. Öfke de değilim, sabırlı da değilim. Hmm. Evet. <laughs> yani e, öfkelenecek kadar sabretmem gerekmiyor bir şeye kafama takarsa. Peki sabır? Sanki böyle bir sabır. Böyle bir Sabırın başına sapan. yağ koyuyorum o zaman dayanabiliyorum. Yani yağ sabır. <laughs> Aa, eyvallah. Peki evet, tamam. Esn... Peki Siyan Akçıl şöhretin kibirini neyle törpüledin? Geçici olduğunu her zaman düşünerek bu şöhretin, bu paranın, hı hı. E, bu e, hayatın, bu kariyerin yani mesela günde 1000 bin, bin fotoğraf çektiriyorsam dışarı çıktığımda atıyorum şimdi tabii rakamı hani belli olmaz. E, hala her seferinde ya bir gün istemezlerse diye kendimi uyararak iç uyarı sistemlerimle hı hı. E, hala bu sevginin çünkü o senin o gün moralinin modun ne kadar iyi olup olmadığını bilemez o kişi. Sanılan sevgisinden belki ilk kez seni görüyor. Hı hı. Bunları törpüleme yöntemlerinden biri de her zaman ya ileride törpülenecek bir ...kibire sahip olacağın bir kariyerin olmazsa veya o sevgiye sahip olmazsan diye düşünüyorum. Peki bu bir ihtimal mi yoksa bir korkum? Korku değil artık. İhtimalle döndü. Korkmuş. evet, korku Eskiden olur. korkuydu, şimdi şeye döndü. Hmm. O kadar güzel şeyler yaşadım ki 20 yaşından itibaren bazen şeyi düşünüyorum yani eğer ki bir gün e, ölüme çağrılırsam Allah geçinden versin, gecinden bahsedin, ve tabi, versin e, e, pişmanım veya az yaşadım veya isteklerimi yapamadım şeklinde bir e, kendi iç konuşmamı yapacak durumda değilim şu anda o yüzden bu beni mutlu ediyor onurlu bir unutuluşu onursuzca hatırlanmaya tercih etti ...sözünü kime söylemek isterdiniz? Sorular zorlaşıyor farkında. Vallahi onursuzca hatırlanayım ya. Öbürü çok ağır oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Onurlu bir unutuluş. <laughs> <laughs> Onu kime, kime söylemek isterdiniz? Kime söylemek? Yani birisine bunu ithaf edeceğim. Doğru mu anlıyorum? İthaf. Yani bestesi size ait olsa mesela bu sözün. Ama o... Ki, ha. Onurlu bir unutuluşu... Onursuz bir hatırlanışa diyorsun ha? Onursuzca hatırlanmaya tercih. çok sertmiş. Siz mi yazıyorsunuz bunları Bir arkadaşım bana şey dedi. Bazı fikirlerimiz uyuşmuyor ama dedi. O kadının kalemine hayranım dedi hakikaten. Çok o, teşekkür ederim. Buradan da duysun böyle. Estağfurullah ya. Allah Gerçekten. Allah'a Hep yazsın diye yazmış bana hakikaten. Çok teşekkür ederim. Bunu da söyleyeyim. Ee, Valla bunu bence hayatında maddiyeti ön plana almış olan ve bunun için bütün hayatını yok edebilecek, sevdiklerini yok edebilecek insanlara ithaf edebilirim. Çünkü genelde e, sevginin önüne maddiyet ve parayı geçiren kişiler ileride onursuzca hatırlanırlar ve sevgiye sahip olmazlar. Özellikle bir tek veya bazı siyasetçiler için söyleyebilirim bunu. Hı hı. Hani maalesef ortaya da çıkan bazı kişiler siyaset koltukları uğruna ee, bu yalpalamayı yaşayıp maalesef onursuzca hatırlanarak e, cenazelerinde çok az kişi yer aldı. Bunlar da yaşandı. Hı -hı. O yüzden ben e, hani onurlu yaşayıp ölen bir kişinin hiçbir zaman unutulacağını düşünmüyorum. O yüzden o cümleyi e, aslında e, kendi yani unutulmayı ve onurlu yaşamayı aynı cümle içinde kullanmak istemiyorum aslında. Hı -hı. Peki. Bir şey Peki Sinan Akçıl'ın bir hu dönüşü var mı? Hu dönüşü mü? Hu değil. Hu dönüşü. Ha şimdi oldu. Evet. Yani şöyle... O kendimizle baş başa kalış, o manevi sorgulama, o şöhretten artık şöhretten ari düşünme. Hiç öyle bir... Var. Var. Kabe'yi ilk gördüğüm an. Kâbeyi gördüğüm zaman. Yani... Gö şey, yanımdaki arkadaşımdan rica ettim, gözlerimi kapattı ve... ...o anda benim için mesela her şey... ...durdu. Hı hı. Ve... ...aa oh dedim yani... ...yıllardır dinlediğimiz... ...içinde yer aldığımız, okuduğumuz... ...her şeyin merkezindesin. Yani... <laughs> ...bu kadar yakınlaştın... ...ve çok popüler bir hayat yaşadın. Hı hı. Ee, yaşamayla devam ediyorsun ama... ...burada bambaşka bir... ...böyle kalbinden esen bir rüzgar hissettim yani böyle hmm. nasıl anlat anlatamıyorum ki o duyguyu. Yok güzel anlatıyorsunuz. Yani ne? o o esintiyle beraber bana bütün o yerler, mermerler, her şey bir anda inanılmaz bir yemyeşil bir doğa gibi gözüktü. Hmm. Ve böyle başka bir koku salındı etrafa ve çünkü ben demiştim ki 520'ye yakın şarkım var şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde. Evet. 300'den sonra dedim ki oğlum sen bittin. Artık yapamazsın yani. bitti, erken yaşta tükendim. Bitti sen geçmiş olsun. Hı hı. 30 yaşlarında bittin dedim yani. Sonra dedim ki Allah'ım bana dedim göndermeye devam edersen bu ilhamı. Ben dedim umre yapacağım. Sonra 300'den sonra yine yeni yapmaya başlayınca zaten bir teşekkür etmiştim ben aslında. Umre benim teşekkür hı hı. ziyaretimdir yani kendi iç dünyamda. Hı hı. Şükür ve teşekkür. Çok güzel. ee, hı. Ve bambaşka bir duyguydu. Orada yaşadığım duygudan da zaten döndükten sonra bir iki ay daha çıkamadım. Hani hep o böyle o anla baş başa kaldım. İşte anneannemin ruhuna bir yakınlaştım rahmetli. İşte bir sürü duygu yaşadım. Ee, bugüne kadar koş, koş, konuştuğum fısıldadığım çünkü ben de böyle e, yüce Allah'la bir konuşma durumu var. Hani e, kendi kendime e, konuşmalar ve dertleşmeler diyeyim yani böyle çok enteresan e, anlar yaşıyorum küçüklüğümden beri şarkılar bana e, geldiğinde mutlaka bir e, Allah yolunda iletildiğini düşünüyorum çünkü o şarkıların e, o sözlerin e, o yüzden orada o böyle bütün o hayalimde kurdum küçüklüğümden beri hayalimde kurdum her şeyin birazcık da metaya dönmüş halini kavuştum hmm. yani gerçek gerçekmiş heyecanı şeyin hani bu gerçekten bir rüzgar esiyormuş hani benim için Gerçekten Hı -hı. bir kokusu varmış benim için Hı -hı. gibi e, enteresan duygulardı yani. Peki. Aynı anda bir pardon aynı anda bir o gün bir spor dergisini kapaydım Hı -hı. Ve uçakta ona bakarken bir anda e, Suudi uçarken falan işte bir Araf daha sana hani evet. anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden benimkisi aslında daha da zor Araflar. Hani buraya gelen pek çok insan daha profesörler siyasetçiler tabii ki birçoğu belki de araflık bir durumum yok diye cevap vermiştir Peki çünkü cevapları nasıl buluyorsun yani sence orada ee... hepsi saklıyor. saklıyor Araflarını. Yüzde yani o Çünkü bir sanatçı anlar yani hissiyat. Evet, o imaj süzgeçler o imaj, hani ben ben hani ne arafı yaşayacağım o var hı. ya o hı. aslında bir insanın hayatı boyunca hiçbir arafta kalmaması mümkün değildir yani. bence. Hı, hı. Peki Sinan Akçılık görüşlerinden dolayı dışlandığını hissettiğinde en güzel cevabı ne olarak verdi? Yüzde hmm. yüz. Bunu hissettiğim zaman hı hı. çevremde, popüler çevremde de... Ee, ...cevabı aslında... ...yetenek anlamında onlardan daha üstte olduğumu bildiğim için... ...onların yüzüne bunu vurmazken... ...onu vurmaya başlayarak cevap verdim. Yani başarı. yüz. Zaten başarımdan dolayı... ...bana bugüne kadar... ...çünkü şöyle düşün... ...çok entelektüel bir halden geliyorum... ...tamamen beyaz yaka... Hı hı. ...ama... ...bir... E, teenagelerin yani... ...13-23 yaş grubunun... Hı hı. ...çok sevdiği bir şarkıcı oluyorsun... ...ama bir yandan da... Hmm, ülke meselelerine bir siyasetçi kadar duyarlısın. Ee, Müslümanlıkla ilgili konulara bir e, vicdanen Allah'a inanan, dinimize inanan herkes kad kadar belki daha da fazla duyarlısın. Hmm. Göz önünde olduğu için daha fazla duyurabiliyorsun. Hmm. Ama bir yandan da bunları hiç bu kadar ön plana atmayan bir çevrede iş yapıyorsun. Yani bir baskı var mı? Mahalle baskısı. Maaile ya baskısını yaşadık bana maaile baskısını içlerinden kuruyorlar. Benim yüzüme söyleyebilecek yasartları yok hı hı. birçoğunun. Mesela görüşlerinden ee, bir dolayı sinan abi işini kaybetti mi? Şöyle Aslında şöyle söyleyeyim sana. Ender sen bir söyleyapsın. İki tane mahalle var diyoruz. Evet, biliyorsun. Var. Hı hı. Ee, ben bu mahallelerin ortasında duran bir çocuğum. Hı hı. Çünkü o tarafla da çok yakın O tarafla çok yakınım. Fakat ee, daha muhafazakar mahalleden daha çok muhafazakar olmayan mahallenin e, daha çok evet. öfkesiyle karşılaşıyorum. Hı. Yani olaylar bazı açıklamalarımda. Ee, ve mesela çok enteresan ben mesela çok tırnak içinde modern bir görünüşte ve modern şov yapan sahnede bir sanatçı olmama rağmen mesela maalesef daha çok hani hep muhafazakar insanların e, birinci olduğu e, bölgelerde sayısız konserler yapıyorum mesela. Hı. Aslında ben mesela burada mesela işte bir koşulası yapıyorsun mesela Kurtuluş Günü'nde. Hı hı. Tıklım tıkışta oluyor orası. ...insanların tepkisi ama siyasetçilerin eyvah acaba aslında hissediyorsun oralarda hani biz veya ne bileyim işte bir İzmir'de arka arkaya 10 tane konser yapıyorum. Ama başı kapalısı da, en açığı da, en önde, kol kola dans ediyorlar insanlar. 50 bin kişi, 30 bin kişi. Asla böyle bir ayrım yok ama şeyi hissedebiliyorsun. Hani acaba biz kendi mahallemizden laf vermiyoruz şimdi? Niye? Çünkü Sinan Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor. Yani Oraya gideceğim. Anlatabiliyor ee, muyum? Hani... En son çok çok önemli. En son sabah gazetesi sevgili Tuğba'ya çok sevdiğim buradan selam olsun. Tuğba Kalçık. Kalçık Çok seviyorum dostum. Bu arada sayın Çok Gençlik ve Spor Bakanımız da bizi izliyormuş. Ee, bir önceki Mehmet Kasapoğlu. Ona da buradan çok saygılarımı, selam selam sevgilim sunuyorum. Türkiye'nin gelmiş de... geçmiş en iyi spor bakanlarından biri. Evet, çok selam olsun. Mehmet evet, Kasapoğlu'na sevgilerimi bakanımıza. sunuyorum. Saygılar. Eyvallah. Bakanım. Şimdi orada diyorsunuz ki, e, Cumhurbaşkanımızı babam gibi seviyorum. Evet. Tamam bunda hiçbir sıkıntı Aynen. yok. Mesela ne oluyor ki bir alerjik duruma dönüşüyor bir kısım insanda mesela ne olabilir? Bilmiyorum ben anlamıyorum Esra gerçekten. Hı. Şunu anlamıyorum hani bugün e, hep böyle örnekler vermem gerekiyor ki biraz daha iyi anlamamız için yurt dışından. Tabii. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden. E, Justin Timberlake mesela Justin Bieber, Rihanna gibi isimler destekledikleri isimleri açıklıyorlar. Drake çok büyük bir rapçi. Hı hı. Gidiyor. En son Hillary Clinton'ın e, tanıtım gününde ben de o gün o Miami'deydim oradan geliyorum konser veriyor. Hı hı. Ondan sonra mesela Donald Trump hiç sevmediğini açıklayan var. Çok sevdiğini açıklayan var. Ama ben hiç zaman görmedim ki şöyle bir şey. Justin Timberlake Chicago'da konser vermesin. Çünkü o onun dışı işte Donald Trump'ın az oy olduğu yerde hı. böyle bir şey olabilir mi? Veya işte ne bileyim Kanada Başbakanı için aynı şekilde Justin bir araya geldi. Falan. Yani şunu demeye çalışıyorum. Öfkemizin sınırı yok. Saygısızlığın sınırı yok. Ama ben e, çok kişi İstanbul Belediye Başkanı'na birçok sanatçı maddi destek de verdi. Seçim kampanyasında. Biliyorsun işte Murat Boz gibi isimler falan. Ben maddi bir tane... derken para yatırlar kampanyasına. Evet. Belediye başkanlığı zaman. Hı. Yani onlar ama... mesela yalaka oluyor mu? Yani ben hiç öyle Karşılaşıyorlar mı? ben evet, yani. hiç duymadım. Hani Yalnız. ne yalakalığı... Yok Nı... merak ettim ben. Hani mesela siz sanatçılar ortamını daha iyi biliyorsunuz Yani ya, Bil, ben zaman. hiç ben şey diyor. Ya işte tırnak içinde... Ekrem İmamoğlu yalakası diye bir şey duymadım veya Özgür Özel yalakası diye bir laf duymadım ama Hı -hı. Tayyip Erdoğan için bu hep var. Mesela biz hani onu seyirimiz açıklamada çok enteresan bir ee... ...diretme var onu sevemezsin bunu seveceksin gibi Hı. ben de diyorum ki sevmiyorum kusura bakmayın yani ben başka birini daha yakın hissediyorum kendime bu linçlik bir şey de değil yani hani ama ben gidip de bir partizan bir çocuk değilim gidip ee, yani elimde bayraklarla ee, ancak toplumsal bir oyununda ben hani bir mitinge katılıyorum falan yoksa hani peki o... sanatçı ben merak ediyorum sanatçı mesela bir partisi olabilir değil mi? Olabilir. Ya bayrakta evet. sallayabilir. Olabilir, aynen. Ama mesela bu e, nasıl bir karşı tarafın ki linç başlığını sağlam mı bilmiyorum. Öyle duruyor sizin. <laughs> aynen, aynen. Evet. Bu nasıl bir, e, bir nefret malzemesi haline geliyor? Anlamlandıramadım. Mesela bir sanatçı anlamlandıramadığı zaman ne yapıyor mesela? Mesela konuşuyor musunuz ya da e, evet. rehberinizden bazı isimleri eksiltiyorsunuz? Yok yok konuş e, konuşuyorum. Hı. Aslında böyle böyle hatta tepelerine çıkarak konuşuyorum. hani Böyle böyle hı hı. en son yanlış biliyorsun gibi şekilde Ha bu arada aynı karizmada sol taraftan bir lider bir gün belirirse fikirlerine saygı duyarsam onu da çok seviyorum. Hı hı. Böyle bir şeyim yok benim. Ben sadece kırmızı beyazı ve Türk bayrağını temsilden bahsediyorum. Bu çok evet. değerli bir şey benim için hani ben Hollanda'da doğdum. Amsterdam'da Leo Vardın'da. Babam o zaman Leo Vardın Senfon Orkestrası'nın baş kemalisiymiş. Öyle mi? Tabii çok değerli bir virtüözlük tabii bu aynen. sonra da işte Boris Han Tekfen Filarmoni Orkestrası'nı kurdu. devlet sanatçılığı yaptı Rusya'da. profesör şu anda da zaten. Mimarsin Üniversitesi'nden konservatuarından hocalık. hocalıktan emekli oldu ben şimdi o kadar çok içlerinde büyüdüm ki bu e, tırnak içinde bu, bu kitlenin onlardan çok şey öğrendiğim oldu. Babamın arkadaşlarından. Ama eskiden bu kadar şiddetli yoktu bu. Benim çocukluğumda. <laughs> bu son 20 yıldır çok kuvvetli. Bunun yani bir politikacıyı emekli etmek küfürle veya kötü enerjide olmaz, sandıklı olur. O yüzden ben ülkemizde de bu tercihlere saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Ve e, ben her zaman Cumhurbaşkanı çok sevdiğimi ve çıkarsız bir şekilde sevdiğimi her zaman belirttim. 12 yıl önce de aynı şekilde resim var onunla. Şimdi de var. Eee... ama aslında radikal İslamcılık yok ama bence yani çok büyük bir kitle de yok radikal İslamcılık ama Bence bizim öbür tarafta diğer mahallede çok radikal bir öfke var. Radikal öfkecilik diye bir şey var bilmiyorum ama bence... Güzel bir tanımlama oldu. Evet. Bence. Radikal bir öfke. <laughs> var maalesef evet o yüzden. Gerek yok. Kırmızı beyaz Türkiye Cumhuriyeti bütün çevresiyle gücüyle tek bir yürek olarak zaten yönünü her zaman belirliyor. O yüzden... ...haksızlığa uğramış insanlar olabilir 20 yıl içinde. Çok çünkü uzun bir süre. Veya bu konuda acı çekmiş insanlar olabilir bazı konularda ama... ...onun dışında kitlenin hani öfkesini anlamlamak pek mümkün değil benim için. Peki senin akçıl ne olsaydı muhalif bir sanatçı olurdu? Ee... <laughs> ya muhaliflik illa... Yani aynı cephe içinde de muhalif olabilirsin. Hı. Hani ben Şimdi e, şu anda Sinan Hatun neye muhalif? Bugün mesela şu anki hükümette de eğer görürsem e, hani beni rahatsız edecek bir durum, bir Hı -hı. açık, bir konu. Yazabiliyorum. Hani bunun düzeltmesi gerekiyor diye yazıyorum. Evet. E, şu anda neye muhalif? Mesela şu anda benim aslında muhalif olduğum şey aslında benim bütün bu periyodumun başlangıcı Hmm, ülkemizin yüzde yetmiş yüzde sekseninin e, belli bir kitle yüzde onluk bir kitle tarafının aşağılanıyor olması benim en büyük takıntım bu ben buna çok büyük muhalifim çünkü küçüklüğümden beri anneannem anlatır mesela bir haksızlık yapıldığında küçücük boyumla gidermişim böyle yapamazsın falan dermişim şu anda da hani bunlar ne anlar cahiller vesaire gibi tırnak içindeki yakıştırmaların ee, çok itici olduğunu çok büyük bir aşağılama sistemi olduğunu düşünüyorum. Bence bu e, benim için sosyal bir ırkçılıktır yani. Evet. O yüzden hoşuma gitmiyor. Çok doğru. Ya bir taraftan da aslında belki hani bir sanatçı tavrınızla da bu e, Batı e, özentisi değil Hı -hı. mi? Tavrı da eleştiren bunun karşısında olmayı da bir muhaliflikle aslında tanımlıyorsunuz. Doğru. Kesinlikle anlıyorum. öyle. Hı -hı. Yani ee, batının çok güzel yönlerini alabiliriz ama bu kadar e, kendi coğrafyasını reddeden bir toplum olamayız. En son Hı -hı. TikTok mevzusunda görüldüğü gibi. Yani Hı -hı. E, orada da, da beni rahatsız eden çok şey var. E, ben söylediğim zaman mesela çünkü niye? Evet, de, şey bir hayat yaşıyorum. E, belki gözlerinde ışıl ışıl tırnak içinde bir hayat yaşıyorum. Hı -hı. Ee, yani yurt dışında belgeselleri izlediğinde yabancı şarkının hayatı nasılsa benimkisi ona yakın bir hayat. Ama bunun içinde ben muhafazakar düşüncede bir çocuğum deyince hani cıvıklıkları, laçkılıkları sevmiyorum dediğimde buna buna inanası gelmiyor insanların. İlla tipinin sanki böyle şey olması lazım hani baby face bir muhafazakar olamaz yani Türkiye'ye göre. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> böyle bir durum var yani çok enteresan. Yani, yani şeyden Değil mi? Hani eminim öylesindir ya ha ha falan diye gülüyor hani çünkü sonra benim bir tane klibimi koyuyor mesela oraya. Hani Hı. oradan beni Orada ne işte havuzdayım, havuz partisi işte eğleniyoruz, kızlarla dans ediyoruz falan filan. Hani gerçekten o o, o değil olay. Ben küçükken babam güreş müsabaklarını izler mesela. İşte İtalya'da mesela turna yapmış adam Hı. geliyor. Sonra balkona çıkardık. Ablam Türk bayrağını tutardı. Ben piyano, babam kemanla istiklal marşı çalardık. Bu buralardan kanama işlemiş bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ve onun dışında babam birazcık... E, ...değil bayağı laçka hareketlerden... ...insanların çevremizi hoşlanmazdı. Oradan gelen bir e, tırnak içinde bir şey var bende de. Hmm, Lağbal hareketleri sevmemek. Ne bileyim... Hmm, ağzın yaya yaya konuşanlardan pek hoşlanmamak gibi. Hmm. E, yani bunlar bende böyle... ...bir ortamdayken asla kontrolü kaybetmemek... ...birazcık daha liderlik ruhuyla... ...hani ya birisine bir şey olursa ben şey olayım... ...ben aman... ...hep ayık olayım ve şey düşüneyim yani... Uyanık hani, olma hali. Evet uyanık olayım hep böyle... E, ...şey ol, olmayayım yani hiçbir zaman. Hmm, enerjim gak, düşmesin. Gak kendimi böyle kendime mesela hani... ...başka bir şeyle ilgilenmeyeyim çünkü... ...burada sevdiklerim var... ...işte aman ya bir şey olursa... ...falan hep böyle bir... Dikkat etme hali var. Küçüklüğümden beri. Ee, o yüzden bu bana oturmuş yani. Bu benim karakterim. Buna yapabileceğim bir şey yok. Ee, konserde kızlara kızlar eve çığlık atıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ben dansçılarla çıkıyorum. Ve güzel bir şov <laughs> yapıyoruz ama sınırı geçmiyoruz. ...belli bir sınırım var kafamda çünkü... Hı. ...o sınırı geçmiyorum. Galiba bu hal şuraya mı evriliyor? Yani mesela... sanatçı dünyasını, dünyasını... ...gezegenini... <laughs> ...o astrolojiyi biz bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey mi çıkıyor? Yani aslında öyle zannettiğiniz... ...kaç şey... ...bizim öyle sandığımız gibi değil? Mesela. Üç şeyi saysak. Bence... Ee... Bir... Bu da ne hayat yaşıyordur ya cümlesi. Hani, Hiç. Bence. Oradan çıktığımda insanlara nasıl davrandığım, eve gittiğimde ne yaptığım. Aslında ben bomboş duvara bakıyorum. Yüz bin kişilik bir konser yaptım Trabzon'da en son. Veya kültür yolu festivalleri yaptık. E, 75 bin, 80 bin kişi ortalamaydı. Geliyorum boş boş duvara bakıyorum. Mesela i̇ki saat. Hı. Ondan sonra tek başıma da çok sevdiğim birkaç insanla olmak istiyorum. Hani oradan gidelim de bunu after'ını yapalım falan gibi duygusunda... ...ola da bilir. Ama genelde e, sonradan e, kendimle baş başa kalıp... ...yine şükredip... ...Allah'ım bana bugüne mutlaka şükrederim. Bak şöyle söyleyeyim. E, konserden önce... ...mutlaka... E, ...bir kendimce bir, bir duam vardır ve indikten sonra hala radyoda bir şarkım çalarken ben şükrederim elimi göğsüme koyup bunları kaybetmemiş birisiyim ee, genel olarak şöhretli insanlar bunları kaybettiği düşünülüyor bu bir geçtik hmm. iki ne öyle değildir iki söyleyeyim mi sence evet. iyi tamam i̇ki. Ee, iyi tamam deyince şimdi bir korktum yok şöyle ...tuzu kuru olmak... ...bence benim tuzum... ...her zaman yaş... ...çünkü... E, ...memleket meselelerine... ...kafayı takmadan böyle hayırlı huyru... ...çok eğleniyoruz gibi bir... ...yaşantı içinde hiç olmadım... Hı hı. E, ...nasıl senin tuzun kuru falan gibi bir şey... ...benim için geçerli değil... E, ...kendim için bu üç örneği verebilirim... ...şu anda tabii ki aslında öyle değil diye... E, ...çünkü... ...ülke kan ağlıyorken... ...ben... E, ...kızlık şerbet içmekten herhalde ona... ...öyle bir durumda değilim yani hiçbir zaman. Hı hı. Ee, ben de o anda her şeyi iptal ediyorum. Üzülüyorum. Sabaha kadar... ...canlı yayınları izliyorum. Ee, araştırıyorum, bekliyorum. Ne olacak, ne bilecek diye. Yani... ...aynı rahatsızlığı yaşayan yüzde seksenin içindeyim yani. öbür yüzde yirmi... ...hop para hop para yüzde içinde olmuyorum. Bu iki. Hı. Üçüncüsü de... E, ...bence... ...hiçbir zaman hani... ...gelecek kaygısı veya gelecek korkusu olmayan... ...insanlar gibi gözüküyor bir sanatçılar. Ama ben onlardan biri de değilim. Ee, sürekli... ...geleceğimde... E, ...nasıl daha yararlı olabilirim? Ülke sorularıyla dolu bir kafam var. Peki o dünyada en an anlamsız gelen şey ne? Sizin için. En anlamsız, manasız. Olsa da yapmak zorunda olduğunuz... ...bu değil. Ya da sosyal bir ritüel... ...olabilir mi? Zaman zaman sevmediğin insanlarla bir araya gelip onları seviyormuş gibi yapıyorsun. Hmm. Mecburen. Aslında içten hissettiğinde halkın onların çok umudu olmadığını biliyorsun. Bu şekilde dürüstlüğünüzü yalanla modifiye etmek zorunda kalıyorsun. Orada kalıyorsun tabii ki. Çok seviyormuş gibi yapıyorsun. Ama aslında düşünce yapısından ve insanlığa bakışında çoştanmanın kişilerle bazen küçük bir piyasa olduğu için bir yerde olmak zorunda kalıyorsun. Hmm. Orada da dürüstlüğünü bir süreliğine saklıyorsun. Peki, şimdi gelelim e, bu arada e, reklama çok az kaldı ama neyse devam ederiz. E, siyaset. Evet. Meclisi nasıl buluyorsunuz? Sıkıcı buluyor musunuz? Bir sanatçı mesela nasıl görüyor? Ben bulmuyorum, beni heyecanlandırıyor. Heyecanlan. Evet. Yani orada, orada bir orada bir e, o tabletten ülkenin durumuyla ilgili bir e, konuya oy hakkı sahip olmak seni yetişten topraklarda yıllar sonra o tuşa basıp da sanki hmm, bir görev yapıyormuş gibi görüyor bana. Yani sana bahşedilen bir görev yapıyormuş gibi görüyor. Milletvekilleri genelde önemsenmez derler bakanlar kadar. Milletvekilliğinin bir vasfı yoktu derler bazıları. Ben buna hiç katılmıyorum. Ee, orada bir oya bile basabilmek, o kürsüde konuşabilmek tamamen beni heyecanlandıran şeyler yani. Şu olsaydı şu, şu tavrı gösterirdim ...dediğiniz bir orta oluyor mu meclis? Ben yine... E, ...Esra açıkçası... ...şu an nasıl mesela sorulduğu zaman... ...aklımdakini bir anda söylüyorum. Orada da meclis başkanı... E, ...bana ekstra verene kadar... <laughs> ...bence aklımdaki de söylerdim... ...ve şöyle bir gücüm olduğunu düşünüyorum. Hı. O kürsten söylediğim şeyler... ...bazı vekillerimizin tabii... ...güme gidiyor olabilir ama benim oradaki her konuşmam... ...Türkiye'nin gündemine yansıyacaktır. Kitlemden Hı. dolayı. Bu da benim ya, oradaki ekstra bir gücüm olabilir. Peki bunu şöyle anlayabiliyoruz. Artık anladık gibi. Artık aslında bir siyaset. Göz kırpıyor mu diyorsun? Bilmiyorum. Ben. Bir kalp kırpıyor gibi. Hayat ne getirir bilmiyorum ama kalbimde ülkeme daha yarar olabileceksem hı, hı aklımda ileride böyle bir dünyaya da atılmak burada bir devrim yapabileceksem hı -hı. E, siyaseti takım elbise ve asık surattan ibaret zannettirmeyecek bir imaj çizebilirsem Hani yine ben sanatımı icra edebileceksem. Yine ben aynı şekilde e, mesela atıyorum. Dinlendiğim zaman arkadaşlarımı dinlenme odama çağırıp onlara bu konuyla ilgili düşüklerini sorup gerçek nabzı ölçüm ondan sonra bir konuşma yapabileceksem. Yani birazcık kalıpların dışına çıkabileceksem. Kalıpların dışına çıkmak burada arsızlık veya şu anlamı değil asla hı hı. Yani yeni bir model getirmek, genç bir model getirmek anlamında vekilliğe veya daha ötesine bilmiyorum. Yapabilecek hmm. bu imkan bana verilirse bir gün neden olmasın ama şu anda böyle zaten inandığım fikirlere şu anda böyle daha yararlıyım. Hı hı. Çok güzel. Peki şimdi aslında gazze sesine gireceğim. bu arada. Ee... Çok güzel ceketim bu arada. Gerçekten. Aynen onu da söyleyeyim. Bu bir kardeşimiz. Ee... Sağ olasın. Siz... Teşekkür ederim ben de rica ettim senden. Evet onu da Eslihan size Hanım hediye mıyım? edecekler ee, Hande Hanım. Hande Hanım. Ee, Sevgili Hande. Buradan selam olsun. Çok Size çok beğendim. Hediye edecekler. Bu arada çok güzel mesajlar var. Sağolsunlar. Ben bakamıyorum dağıtın. Ee, Sevilmek güzel be. Güzel tabii. Değil mi? <laughs> Aynen. Ama şey var bazen hani ne bileyim bazen bir taraftan çok dünya çok boş geliyor. Geliyor. Bir taraftan o, o gedikleri yamayacak dostluklar. Değil mi? Doğru. Çok değerli. Şu, şu sıralar kaybediyor muyuz kazanıyor muyuz hangisi? Dostlar. Dostlar mı? Hmm. Şöyle söyleyeyim aslında kaybettiklerimi kazanç olarak gördüğüm bir dönemdeyim. Çünkü onlar gerçek hmm. dost değilmiş. O yüzden elimde kalanlar bana fazlasıyla yetiyor yani. Mesela bu yayından çıktıktan sonra Sinan Akçuk'u ilk kim arayacak? Hadi bakalım. Ha, güzel. Ya. Şimdi şey WhatsApp mesajlarına bağlı. En <laughs> çok kim yazdıysa onu arayacağım. Ee, var tabi yani akıldan konuştuğum, izledim mi dediğim arkadaşlarım Aha. var tabi ki. Anne mutlaka yazar zaten. Onu anneler, da buradan Ondan sonra e, öyle yani. Şimdi asıl meselemiz biz dedik ki ben e, Sinan Akçalı e, çağırırken de dedim ki gazete meselesini şöyle konuşmak istiyorum. Biz mesela Sinan Atsız'ın şahsını da sorayım. Gazze meselesi e, meselesi de demek istiyorum. Gazze'li kardeşlerimize yönelik bir katliam hı hı, hı. soykırım e, mı? Sadece 7 Ekim'den bir ibaret görüyoruz. Hayır, asla değil. Bu da çok doğru bir nokta. Bence 7 Ekim'le ilgisi yok. 7 Ekim bunun artık e, 7 Ekim sonrası bunun artık m, göze tamamen sokulması. Bu konuda duyarlı olmayan insanların da getirildiği bir dönem oldu. Ama ondan önce biz yıllardır ben kendim bildim bileli ben çocuktum. Yani ben sana söz söyleyeyim en azından sadece ben 25 yıldır hakimim bu konuya. Hı. 25 yıldır orada bir zulüm olduğunu çok iyi biliyorum. Ama maalesef e, bazı insanlar yani ülkemizin hatta büyük bir kısmı belki de yeni nesil 7 Ekim olaylarından sonra bunu öğrendi. Çünkü o zamanlar sosyal medyada artık gerçekten katliam görüntüleri artık 7 Ekim'den sonrası açık açık yaylanmaya başlandı. Hı hı. Yoksa sadece duyarak olmuyor. Görmek duymaktan her zaman daha etkili. Hı hı. Peki e, şimdi ben biliyorum ki Gazze'li kardeşlerimizin, bu onurlu kardeşlerimizin aslında kimsenin vicdanına ihtiyacı yok. Çünkü tek başına hakikatli bir duruş bile bir ordudur. Evet. Ben böyle düşünüyorum. E, hatta ben bazı insanların da onlar kimseden yani Gazze'li kardeşlerimiz kimseden vicdan dilenmiyorlar ama bazı insanların da aman bize ne diyen insanların da gazeli kardeşlerimizden onur dilenmesini e, tavsiye ediyorum. Şimdi bir takım değil mi böyle çok sevdiğimiz belki de ekranlarda gördüğümüz sanatçıların ödül alırken e, mesela bu kardeşlerimizden bahsetmiyor olmaları bu kardeşlerimizin Korkuyorlar evde bekledikleri ya da özledikleri işte Luli adlı köpek olmayışı mıydı sizce? Evet, korkuyorlar. Böyle şöyle öyle ee... yapalım. Sorumuzu tekrar ben yenileyeceğim ama bir araya gireceğiz. Tamam. Çok güzel gidiyoruz. Bir ara aradan sonra sanatçı Senin Akçıl'la Arap'ta sorulara devam edeceğiz. Ayrı hafta sorular programındayız. Sanatçı Sinan Akçıl'la e, muhteşem e, Evet. Çok güzel mesajlar geliyor. Sağ olun. Gerçekten. Ediyoruz. Evet. Genelde her böyle bir da, değil mi? Hemen Evet bakıyoruz. konuşulan her şeye bir para atılmış gibi. Değil Programın mi? yeni adı para hafta sorular. Para, çok iyi. para hafta <laughs> sorular. Şimdi e, ben ne sormuştum bu arada soruyu unuttum. Şöyle Gazze ile ilgili. Birazdan konuşalım ha, dediniz. Gazze ilgili. Gazze ilgili aslında tekrar sorumuzu yenileyelim. Yani burada e, oradaki e, kardeşlerimizin bir e, vicdana, bizim vicdanımıza... Ödül törenlerinde diyorsun. Yani. Ödül törenlerindeki bu e, kardeşlerimizin bir cümlede bir kelime bile e, anılmamalarının sebebi ne olabilir? Orada mesela ben hani sadece hayvanseverlik ve köpeği üzerine yapılmış Ecem'in... E, Ecem erkek galiba doğru söylüyorum. Evet. Konuşmasında aslında... Keşke söylediği de hayvanlarla ilgili söylediği şey de doğru. Hı hı. Ama önce bir hani bir şeye değinecekse sosyal duyarlılık yapacaksa önce bir gazi olayına değinip sonra da e, köpekler köpeklerle ilgili kıslaştırma ve sokak köpeklerle ilgili konuyu açsaydı bence kimsenin bir itirazı olmazdı. Çünkü ben de ciddi bir hayvan severim. Ama tabii ki ilk önceliğimiz şu anda bu olamaz. O konuda haklı insanların tepki vermesi. Hı hı. Bu <laughs> yeni çıktı. ödül törenlerinde Kerem Bursin mi? Burçin mesela. Hmm. Ee, alright diye girip okey diye devam edip sen Amerika'da büyümüş olabilirsin. Ben de Hollanda'da doğdum. Ben de o zaman hani ee, çıkıp o Joachim Etiyahu falan diye veya Fransız ekolünde Fransız okulunda okudum. Sen Mönan mezunuyum ben. Hmm. Hmm. Hani je très content d'être avec vous. C'est très joli falan gibi yapsam komik geliyor bana. Çünkü Orası bir Oscar değil, Altın Kelebek ödütüne Türkiye Cumhuriyeti'nin oylarıyla aldığım bir ödül. Ee, o yüzden özellikle oyuncuların bu konuşma yaparken veya bazı sanatçıların, şarkıcıların ödül alırken yapmak zorunda hissettikleri çok belli oluyor. İçlerinden gelmiyor. Şöyle planlıyorlar. Ben bugün bir şey söyleyeyim, bir konuşma yapayım ki e, belli bir kitle beni full desteklesin, trend topik gündem olayım. E, o yüzden ben samimi bulmuyorum e, ee, o ödül töreninde de Gazze'den bahseden herkese Allah razı olsun diyorum yani. Hı, hı. Az da ama yani yüzde <laughs> iki. olsun. Benim mesela üç tane altın kelebeğim var. Biri kayıp. Birinin kanadı kırık. Bir tanesi de bana bön bakıyor evde. Ee, güzel bir ödül töreni. Ee, ama birazcık daha güzel mesajlar beklerdik. Hı, hı. Törende. Peki e, mesela işte Gazze bizim meselemiz değil meselesi. Çok yanlış bir laf. Duyuyoruz. Ya burada çok yakın şey ya enteresan. böyle çok böyle bilindik sanatçılardan da bana DM'den geldi bunlar. Bizim meselemiz Sen şöyle bir o zaman Ukrayna bizim ne kadar meselemiz dedi. Değil mi? Hani e şimdi pek tabii ki Ukrayna'da oradaki kardeşimiz içinde mesela. Ben şey insanlar sivillere üzülüyorum ama bu kadar kalpten bağlı değilim tabii ki Ukrayna. Ya. Burada Hı -hı. bir e, dindaşlık var yani. O çok daha değerli bir şey benim için. Hı -hı. E, hani cuma namazı kılan insanlara gaz bombası ya, sen saldırsan ben de orada olsam ben de sana koşar kafayı atarım yani anladın mı? Daha şey hissediyorsun. Omuz omuza daha yakın hissediyorsun. Sonuçta inandığın kitap aynı. Yani daha özel bir durum. Tabii çocuklar... Mesela dünyanın iki yüzlülüğü konusunda aslında çok önemli bir e, olur mu ya? noktadayız. Yani pek tabii ki Ukrayna'daki insanlara da çok üzüldük ve buradan da konuştuk ama dünya e, değil mi? Ukrayna'nın olup Rusya'ya karşı bir tavır alırken şu anda İsrail'e karşı tavır almadıkları %100. konusunda iki yüzlülük konusunda zaten Filistin yani. olayı bence daha doğrusu Ukrayna olayı bence bazı konuların unutturulma projesi gibi geldi bana yani birazcık. O yüzden hani e, Avrupa Birliği'nde çok var ya bu maalesef. Ben Avrupa'da çok yani orada doğdum ve orada bayağı bir zaman geçirdim. Çok da severim seyahat içinde. ...kısa bir süre o gitmeyi severim ama... ...bir hafta sonra özlemeye başlıyorum ülkeyi... Hı -hı. ...ama... Hmm, ...yani... ...24 kere gitsem 25 kere vatanım derim... ...ha ah, da bana bunu hatırlattı... <gülüyor> 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 ...yani bir çok büyük bir iki yüzlük var hakikaten... ...Avrupa Birliği'ne asla güvenmeyin... ...Avrupa Birliği'ne de asla giremeyeceğiz... ...bunu da buradan söyleyeyim... Hı -hı. ...almazlar yani Müslüman bir ülkeyi... Hı -hı. Ee, ...zaten girmek de istemiyoruz artık... ...biz daha da aşağı çeker şu an ekonomimizi... ...şu anda... Hı -hı. ...tam tersi. İlk başta parametreler yukarı gidebilir ama... ...bence bir süre sonra euroya böyle... E, ...yetişeceğiz diye falan... ...sıkıntı olabilir. Şimdi bunları da böyle çok... E, ...ekonomi konuşmak istemiyorum burada. Ondan sonra çünkü ona da laf ederler. Ama hmm. ben Avrupa Birliği'ne girmemizin... ...şu anda bize bir yarar olduğunu... ...vize hariç düşünmüyorum. Boykot. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oldu benim adım boykot. Buyurun. Boykot meselesi. Ee... Saçma. Nasıl? Yani kafelerde yapılanlar çok saçma geliyor bana şu anda. Onu buradan açıkça söyleyeyim. Nasıl saçma geliyor? Yani oradaki Şimdi, insanların müdahale etmesi mi yoksa insanların tercih şey olarak İsrail hayır e gidip oraya gidip oraya bu şekilde müdahale etmeye kimsenin hakkı yok. Burada utanmıyor musunuz? Başı kapalı, süslü kapalı arkadaşın falan en son hele. Yani bunlar çok yanlış. Sen o ya bir yani kere oraya o markanın oraya o markanın o mi yanlış yoksa e, yanlış atıyorum. çünkü cehalet var bu konuda. Çünkü zaten o markanın şu andaki en büyük ortak Kuveytli. Anlatabiliyor muyum? Hani her içtiğiniz kahve İsrail'e gidiyor diye bir şey söz konusu değil. Ee, öbür içecek markası söylüyorsun. K ile başlayanı. Hı, hı Onun zaten benim de tanıdığım bir hatta adı içinde Anadolu lafı geçen bir grubun. Hem ben şey söylüyorum. Tamam onu yani gidip orada... başlı başına nasıl saçma oluyor? Mesela boykot dediğimiz şeyle ülkeler kurulmuş. Amerika. Hindistan. Bir şey söyleyeceğim. Sen Nasıl söyleyeyim sana bunu? Bir esnaf lokansına gittiğimde geçen gün Hı -hı. o içeceği koymamış. Onun yerine onun portakalısını koymuş mesela. Hı -hı. Aynı şey olduğunu bilmiyor mesela o kampanya yani Aynı firma olduğunu o ikisinin aslında. Bunlardan ben ufak e, öfkeyle yapılan ani olaylardan bahsediyorum. yoksa. Ha, öfkeyle aynı anladım. Biz boykotun kendisine değil değil mi? Hayır mesela, tabii ki de değil. Müdahale bu, söylediğim, bu söylediğim gidip mesela dört tane yaşlı amcayı gördüm geçen gün içecekleri açmışlar, aşağı döküyorlar. Biz kazandık. Yani bunlar... Yani psikolojik rahatlama, onların kendi anlatabiliyor muyuz? Ama... Sana da komik geldi bu söylediğim Ya sana hayır sana. şöyle bir şey komiklikten ziyade estağfurullah ben tabii ki bu manasızlığı... Bir e, tavırdır. Onlar üzerinden bir manasızlık üretmekten bir... ziyade kendi bir cani rahatlamalarında tamam. makul görürüm. Ama ben sadece hani boykot... Bunu da ikiyüzlülük olarak görüyorum. Çünkü kullandığı telefon da o zaman Amerika sermayesinde İsrail üzerine gidebilir. O zaman o telefonu da değiştirecek, arabasını da değiştirecek. Bunları Vicdanı rahatlatacaksan tamamen o dünya, tamamen Türkiye Cumhuriyetler ve e, yakın olduğumuz ülkelerin markalarıyla yaşayacaksın. Bu imkansız. Hı hı. Boykot, toplu bir boy, ülkesel, devletsel bir boykot yapılırsa buna varım. Çünkü bu belki de birkaç milyar dolarlık bir hacmi, hacim değiştirir yani ticarette. E, hı hı. Bu Buna varım, buna yüzde yüz varım. Ülkesel bir boykota, yani devletimizin bir kararı olur, buna yüz varım ama öbür türlü biraz şey Don Quichotluk oluyor açıkçası ama hı hı. boykot evet biz bunu almıyoruz kardeşim Türkiye'nin zarar verebileceği çok yer var böyle e, ürün almayarak kesin kararıyla veya ürün vermeyerek daha hı hı. da e, öteye gideyim hani e, o yüzden bu bir devlet kararı olmalı İnsanlık ve grupsal kararlarla boykot yapmamalıyız. Hı hı. Diye düşünüyorum yani. Yok e, ben de şunu anlıyorum. Boykot'u başlı başına aslında burada e, karşılığımız yok. Sadece yapılış biçiminin daha ciddi ve daha sürekli Toplumsal, daha kolektif kolektif olması konusunda. Toplumsal, ülkesel, kolektif, yüzde yüz kolektif. Gerçekten zarar verebilecek o hükümete, karşı hükümete. Yani ulan biz bunu yaptık ama siyah Hı. vermemek gibi. Selçuk Bey'in geçen gün anlattı bir yerde öyle bir karar almışlar bir yerle ilgili... ...bir ülkeyle ilgili Hı. mesela... ...çok büyük bir zarar verebilir... ...mesela gibi... ...anlatabiliyor Hı. muyum? Evet. Hı. Ben ee, şeyi... ...mesela o... ...dört tane yaşlı amca dediniz ya... ...yaşlı işte... Kola ...o dökmesi. içeceği dökmesini... ...işte söylemiyorduk onu. Neyse. E, Rütüpte o kadar artık ya abartmasın. Estağfurullah. Tamam. E, dökmesini şöyle algılıyorum. Yani... E, bu zaten ben şu anda çok büyük dünyayı değiştiriyorum gibi bir şey bilinçte değil zaten bunu yapanlarda ben sadece fiili... fili esafullah o olayın... Fiili... o amcalarımızın samiyyetten şüphem yok ama onları yüz bin tane amcayı bir araya getirecek bir kuvvet lazım kolektiflik lazım hmm. işe yarar biz aslında boykotun biçmini daha evet. ciddi alınmasını ve çerçevesini çiziyoruz çünkü onun öfkesi o bir ay sonra yine onu içebilir belki ama eğer biz devlet olarak bir yıl boyunca o ürünlerden almazsak mesela hı hı. bu belki çok daha ciddi bir şey. Ya, o konuda yaptı. şöyle katılıyorum. Boykot aslında şu e, mesela devamlılık ister. Bu, evet. Çok doğru. Evet. Daha uzun vadeli, orta vadeden daha uzun vadeli. Öyle döküp ertesi gün akşam yemeğinde onu içersen hı hı. bir yarar olmuyor. Hep yani işlevsiz kalıyor. Instagram'a atmak da bana birazcık şov geliyor hı hı. o yüzden. İnşallah e, uzun süreli eee boykot. Bu arada kuyruğunu kıstırdığını düşünüyorum. Kendi rehinelerini de öldürerek dört tane reyini, üç tane reyini vurarak sokaklara, televizyon sokaklarına İsrail halkının dökülmesiyle e, açıkçası yavaş yavaş mecburen ateşkesi imza atmak zorunda olacağını düşünüyorum. İsrail köşeye sıkışmak üzere bence. Hı hı. E, bu ne kadar 18 bin'i e geçti maalesef sivil katliamı. Bu ne kadar erken sürede olası o kadar iyi çünkü artık insan ölmesek tahminimiz yok hakikaten. Hı hı. Peki e, şu çok konuşuluyor işte Batı'nın aslında yönetici yöneticilerinden ziyade halkın uyandığı... Geçmiş olsun Çınarcık. Bu arada pardon. 4.1 Çınarcık depremi altyazı görüyoruz da. Çok geçmiş olsun. Evet. evet. Pardon. Affedersin. Çok geçmiş olsun. Onu Aslında da söyleyeyim. Doğru. Bu arada e, Rabbim korusun ama sizin depremle ilgili neler yaptığınız üzerine çok güzel mesajlar da geliyor. Teşekkür Deprem ederim. E, Sağ olun. Zamanı. Onu da göreceğiz ama e, sorum... Tam bu evet gazete konusuyla ilgili bu hani ben sana söyledim ki mecbur bu ateşkes olacak. Bu hı hı. buraya adım atacak dediğinde sen de onunla ilgili bir şeyler söyledin. Ve senin fikirlerini her zaman yazıları da her zaman okuyorum zaten. Hı hı. Oradaki fikirleri de bu savaşla ilgili yazdığın sert yazılar da oldu. Hı hı. insanlara sert gelmiş olur ama bence çok mantıklı yerlere değindin. Çünkü her zaman katliam olduğunu vurguluyorsun bunun. Benim de bu Gazze ile ilgili bir hatıram var yani biliyorsun. Onu da biraz anlatacağım. Ha, e, hangi konuya gelecektim? Aslında e, bir eser e, yazdım yazdın ve o eseri de değil mi? Hı hı, evet. E, geçen bir programda aslında izledim sevgili Akif'in Mehmet Akif, Mehmet Akif kordu. selamlar da ona selam da evet. o programda hitap ettim ve çok da konuşuldu şimdi ben e, aslında bir taraftan vicdanı konuşuyoruz bir taraftan duruşu konuşuyoruz bir taraftan da neler yapılabilir e, olduğunu konuşuyoruz. Mesela Gazze ile ilgili e, herhangi bir şey söylediğimizde ya da bir çıkışa bir duruşa sahip olduğumuzda galiba bu hani nasıl nasıl a, bir siyasi şeye çekilebiliyor? Mesela insani bu kadar insani bir şey nasıl bir siyasi ya da bir şey bir siyasi partiye siyasi ne var hakikaten doğru çok doğru söz ben anlamıyorum. Ya da nasıl bir siyasi partinin değil mi işine yaradığı konuşulabiliyor? Eğer Gazze mevzusu bir siyasi partiye mal olacaksa Adı İnsanlık ve Vicdan Partisi olmalı. Yani bence. Evet yani İVP oluyor o da. Bence şu anda buldum. O zaman ya. İnsanlık ve Vicdan Partisi'nin genel başkanı Sinan Akçıl. Keşke hepimiz genel başkan olabilsek. Hı. E, yani inanılmaz görüntüler gördüm ya. Yani hepimiz görüyor. i̇nanılmaz yani, görüntüler var. Yani aklım almıyor, almıyor derecede görüntüler var. İnşallah gerçekten hiçbir devletin hiçbir ulusun zamanında soykırıma uğradı diye soykırım yapma hakkı yoktur. Aslında o soykırıma uğrayanlar Orta Doğu'da bir soykırımcıya dönüştü. Değil mi? Kesinlikle. Zaten maalesef. Yani neyse. Doğru. Batı. Batı demiştik. Hani birçok o, o kesimi o ee, havayı solumuş bir, sürekli solumuş, çocukluğu da oralarda geçmiş bir hı hı. sanatçı olarak. Hı hı. E, yönetic yöneticilerinden azade halkın uyanışı ...çok konuşuluyor değil mi? Bu evet. bir uyanış mıdır mesela? Şu anki gösterilerden bahsediyorum Şu andaki işte Londra'daki gösterilerden bahsediyorum. Arjantin'de olan, İspanya'da olan. E, bu uyanışın... ...sebebi ne? Sizce? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bence bir süre sonra... ...kontrolden çıkacak kadar... ...bir... ...destek olacak ve... ...ülkeler kendi vatandaşlarından korkmaya başlayacaklar. Bu şekilde giderse. Çünkü... E, ...artık Avrupa dahil... ...kimse dilsiz şeytan olmayı kabul etmiyor. Hı hı. O yüzden... E, ...ben sadece Müslümanlar değil... ...geçen gün Alman bir vatandır... ...Alman olmaktan utanıyorum diyerek pasaportunu yırttı. Hı hı. Gösterdi. Ve kendi pasaportunu yırttı. Yani bu sessiz uyanış... ...bence... E, ...gürültülü bir gerçekliğe dönüşüyor. Ve uzun vadede... ...bir süre sonra ülkeler katliam veya savaş açacakları zaman haksız yere bir yere abi böyle olmuştu. Ya biz de bunu yaşarsak diye korkarak geçmişten, kendi altlarından korkarak hmm. bunları da e, yaparken birkaç kere fazla düşünecekler diye düşünüyorum. O yüzden e, sonuçta yine halk kendi kendini yönetmiş oluyor. Kendi tepkisini kendi vermiş oluyor. Ki bugün artı İsrail halkı bile sokaklarda bugün. Hani çünkü inan ...onların da artık vicdanının... rahatsız olduğunu düşünüyorum yani. Yaşadıkları Hı. olayın karşısında ilk şok atladıkları... ...belki öfkelerdi ama şu anda artık... ...hani bir... ...maalesef bir İsrail... E, ...vatandaşına yaklaşık... ...ne bileyim... ...800'den fazla Filistin vatandaşının... E, ...cenazesi düştü yani. Onlar da bunun farkında herhalde yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü... E, vicdanın matematiği olmaz ama... ...burada gerçek olan sayılar var ortada yani. Evet. Hı. O yüzden... ...bence halklar... ...bu savaşın gerçek... E, ...galibi olacaktır Savaş... ...değil orada bir soykırım. Hayır şey... ...hükümetlerle yaptığı savaştan bahsediyorum. Kendi hükümetleriyle. Hı, kendi hükümetleriyle Hı -hı. savaş. Şimdi... ...acaba o eseri... E, ...şu anda alabilir miyiz? Evet. Alabilir miyiz? Tabii ki alabiliriz. Çünkü o eserin bir hikayesi de mutlaka vardır. Var. Ben onu da dinlemek istiyorum. Onu Hı -hı. söyleyeyim ben sana. Hı -hı. E, güzel Kız Özel Kız diye bir şarkı. Aslında ben bu şarkıyı 2014 yılında yaptım. E, Hı -hı. Ve bir gün... E, Instagram direkt mesajda DM'de bir mesaj gördüm. Çok fazla mesaj oluyor bende her gün uyandığımda hı hı. sağ olsunlar. İngilizce yazmıştı. Ben Gazze'de yaşayan bir tıp öğrencisiyim. Hı hı. Ve bombardımanı bu şarkıyla atlatıyorum. E, Kulağımda kulaklık müziğin sesini açıyorum. Bu şarkı bana güç veriyor demiş. Ben de o anda onun ekran görüntüsünü aldım ki unutmayayım diye. Hani Sonra ona çok mutlu oldum İnşallah bir gün sana bu şarkıyı e, Ertesi gün yazdım hı hı. Bir gün inşallah bu şarkıyı sana canlı olarak söylerim Gazze'ye gelip Gibi güzel bir cevap yazdım Bir daha cevap alamadım Sonra da hesabı e, bulamadım e, hı hı. Ona da her zaman söylüyorum Bugünlerde çıktığım programlarda inşallah bu şarkıyı dinliyorsundur Ya da bir şekilde sana birisi ulaştırır i̇nşallah. E, katledilen dediler 19 bin kişinin arasında değilsindir inşallah diyorum. Ee, ona gelsin sözleri güzel kız özel kız. Hı. Evlen benimle, dinlen benimle, durma yerinde, hadi dans et benimle. Onu rahatlatan bir şarkıymış, mutlu eden bir şarkıymış. Ee, sadece onun için söyleyelim o zaman. Tamam. Ee, galiba burada. burada. Tamam, orada kalarak. Evet. Teşekkürler. Çok anlamlı? Hikayesi de çok güzel. Evet hikayesi özel. Şarkıdan Değil daha mi? özel hikayesi. Yani aşk sözleri bir anda yazdığım aşk sözleri çok daha büyük bir anlam kazandı bu şekilde yani benim için. Hı -hı. Güzel kız sanki özel kızı dayanıklı bir şey. Sinan Akçıl beste verirken şöyle bir e, kriteri var mı mesela? Ben e, sesi kötü olabilir yani yani basattır Hı -hı. ama iyi bir insana mesela ver besleyimi veririm. Yok. Öyle bir kriter var mı? Yok. Profesyonel. Çok iyi sesli kötü insanlar da var. Yani olabilir. Yani onun bu huyuyla ilgisi yok bunun ama hmm. şöyle isterse dünyanın en büyük sesi olsun tasvip benim davranışı olduysa bana veya herhangi birisine asla şarkı alamaz bana. İsterse milyon dolara yılsın önüme. Hmm. Ama çok yüksek bir sesi olmayabilir. Mesela Ama Sinan de... Akçılın mesela şarkısını almıştır, çok hit olmuştur. Onun kibriyle birisine zulmetmiştir mesela. Onu takip edemem artık. <gülüyor> <gülüyor> o kadar o kadar da değil. Şimdi Onu... kibir bir zulüm etme şeyidir ya. Çok aynen. büyük bir bagaj. Ama zaten yani. O, yani ben çok büyük sanatçılarla çalıştım. Ee, evet. Hani yani çok, i̇çimde e... ukde kalan iki isim. 520 var. galiba. Aynen ya. 520'ye yakın şarkım var. Ahmet Kaya'yla ile tanışamadım. Tanışsam kesin onunla bir iş yapmıştık. Hı hı. Allah rahmet, eylesin. Allah rahmet eylesin. olsun. Ve Müslüm Gürses. Çok hı. isterdim. İkisiyle tanışamadım. İbrahim abiyle çalıştık. Ee, onun dışında işte Ebru Gündeş'te, Ajda Pekkan'la, ne bileyim Sibel Can'la, Akla kim hı. geliyorsa Kibar Arayel'e, e, çok büyük isimlerle çok çok değerli. Hande Yener'de Mehmet Akalın'a Pop'tan tut Zeynep sayısından işte. Aklına kim geliyorsa ya, Yani eksik yok. İçimde okta kalan da yok. Hı. Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses hariç onları da Allah nasip etmedi. Ama onun dışında çok iyi bir ses olmayabilir ama çok dev bir ruhu vardır mesela. Şarkımı yine yukarıya taşıyabileceğine inanırım. O kişilerle de çok çalıştım oluyor. Mesela ben bir tenor değilim mesela. Bas bas şarkı söylemiyorum ama şarkı sözlerimi en iyi anlatan ben oluyorum. Genelde. Hmm. Veya İzel çok büyük geniş aralık bir ses ama benim bir şarkımı söyler, benim tüylerim diken diken olur. Yani gurur gibi, anlayamazsın gibi. çok şarkı. Sizin mi? Benim tabii. Ha, çok güzel. Artık bize biraz gurur lazım. Yani anlayamazsın sana ne duyduğumu, gökleri aç benimine ne konuştuğumu gibi. Hmm. Şarkılarımı çok büyük yerlere getirmiştir. Evet. Öyle. Peki... Şu, 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 sanatçı ya da şu siyasetçi sanattan çok iyi anlıyor, müzikten çok iyi anlıyor dediğimiz bir siyasetçi var mı? Ha güzel bir soru. Hiç duymadım sorular geliyor. Gerçekten öyle mi? Gerçekten. Öyle mi? Eyüp Kadirgin inan. Öyle mi? <laughs> Yok şaka. <çok>, yani şöyle. <laughs> çok olsun bu arada. Çok iyi. severim. Eyüp, ben de çok severim müthiş kardeşim. müthiş çalışkan bir adam. Eyüp Allah kardeşim çok olsun. severim. Hem e, gençliği çok güzel yönlendiriyor. Hem de e, çok çalışkandır. Ya. Eyüp müziği çok sever. Yani, Hı -hı. Ama en iyi anlayan o diyemem şimdi. Eyüp'cüğüm kusura bakma. E, ben sana anlatıyorum genelde. Çünkü. Abi şöyle böyle bir şarkı oldu böyle oldu. Abi çalışıyorum nereden <laughs> bileyim der. Neyse. Hatta benim çok... ...değer vereyim. Senin de e, demin söyledim hani... kalemin çok seven... ...Tahla Hı. diye bir kardeşim var. E, o da mesela şimdi... E, ...çok da iyi bir tenor mesela. Onunla da Ona da buradan selam olsun. E, o da... E, ...siyasetçi sayı, sayıyorum. Onu o müzikten çok iyi anlarım. Ama hani... ...kim dersen... E, Siyasetçiler de mesela işte... ...şey de olabilir. Hani... E, farklı görüşte olup ama gerçekten çok iyi anlıyor diyebiliriz. Ya da işte görüşüne yakınsındır ama bu konuda iyi değil de diyebilirsin. Ya onu Mesela, <laughs> Genel olarak, genel olarak şöyle sana. Siyasetçiler arasında maalesef ister CHP'li ister AK Parti ister İYİ Parti de olsun veya işte Refah Parti de olsun yeniden Refah, fark etmez hangi parti varsa o olsun çok fazla anlayanı görmedim diyebilirim yani hmm. her şey olarak. Ama dinlettiğimde heyecanlandım. Mesela Mehmet Bey'le Kasapoğlu'yla ona bazen şarkılar dinletirim. Onun e, seçim zamanı ona bir şarkı yapmıştım. O sever müziği. E, ona bir şey dinletirken hoşuma gider. Heyecanlanırım. Ondan sonra onun dışında e, Mustafa Varank'ın ince bir düşüncede ve müzik sevdiksi olduğunu inanıyorum. Hı. Onun dışında da başka bir isim aklıma açıkçası. O çok üzücü bir şey ya. Gelmiyor. Hı. Ömer Bey vardı. Kuşadası Belediye Başkanı. Onunla güzel zevkimiz tutar bazen ama gerçekten başka da sayamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela e biraz böyle tekrar aynı gündeme döneceğim ama mesela şu çok konuşuluyor ya işte eskiden şarkıların sözleri çok güzeldi işte mazi hani bir bellek ıı, tasallutu var ya bizde hani Hı. oraya hep özleme oradan çıkamama evet. o bir takıntıdır da falan ama bir taraftan da işte gerçekten bakıyorum mesela sözler çok iyi işte siz sanatçılar ona prozedi mi diyorsunuz Prozedi yani. bravo İnanılmaz, e, bir uyum mesela evet öyle ama bir taraftan da sürekli böyle bir e, yeni şeyler duyup da sürekli bu geri şeyleri Özlem. geri, yani. evet. belki özlemeyi seviyoruz bilmiyorum ben bile kendi mesela bazen gerçekten de öyle mi mesela çok mu nitelikliydi o eserlerde şimdi mesela ya şöyle anlatım tabii ki değişti gençlik değiştikçe hmm. ee, ama sonra şu anda genç olan z kuşağı z kuşağından çıkınca dönüp yine eski şarkıları dinlemeye başlıyor yani bence anlık bir büyülenme şu anki şarkılar aslında hmm. asıl kalıcı olan eski şarkılar ben de öyle düşünüyorum. Ben bugün ayrıca Pekkan'a yazdım bir arada sırada aklıma geliyor şarkısıyla veya hadise yazdım düm tek tekle e, bugün yazdığım e, bu hafta çıkarttığım kaykay kay şarkısını bir tutamam mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama şu anda kaykay kay trendlerde ilk beşte. Neden? Çünkü anlık bir büyülenme yaşıyoruz hep beraber. Şu anda o şarkıyla ilgili. Ama... Trendlerde ilk beşte. Aha, evet. Ha, evet. Youtube'da. O sizin miydi kaykay? Kay? Evet evet. Ha, onu... Yeni Hı. çıkarttım bunu. ve Bir milyon olmuş bir haftada. ...izlenmesi Hı. sağ olsunlar tabii. Ee, şöyle ...birkaç ay sonra bu şarkının... ...tadı, keyfi bizim için kaçacak ama... döneceklerler tekrar benim ilk çıkarttığım... ...2011 yılındaki Hande Yener'le düetimi atmayı tekrar dinleyecekler... ...o hala dinlenen bir şarkı veya... ...Ebru Gündeş Bir Devir Bitti Kabul Edelim... ...Zine Sali Rüya, Her Şey Güzel Olacak gibi şarkılarımı... ...ne bileyim... ...Gülben Ergen, Bay Doğru, Ferhat Güçer, Biri Bana Gelsin, Kızım Gibi... ...yani sayısız şarkı... ...15 yıl önce yazdıklarım... Ee, ...devam ediyor... ...şu anda yazdıklarım da geçici büyülenme yaratıyor... ...ondan sonra şey oluyor. Rafa kaldırılıyor olabilir. Ama dediğin doğru. Benim bile ki yaşım daha genç, benim bile mazim daha kuvvetliyse tabii ki Türkiye'nin şarkısal mazisi daha çok değer görüyor normal. Hı hı. E, çok konuşulur, çok tartışılır. Bu camiada, bu cemiyette derler. Öyle eskiler. Daha, hani, evet. e, dostluk yoktur, arkadaşlık yoktur. İşte insanların birbirine, değil mi? Hasetlik hasatı boldur yani. Evet. Daha yeni bunu yaşadım. Niye öyle mesela oluyor? Bilmiyorum. Yani her yerde bu. Daha yeni öyle. çok çok sevdiğim de çok da iş yaptığımız, düetler yaptığımız falan bir şarkıcı arkadaşım. Kendi kendi triplere girip e, hiç alakasız başka yerlerden şişti herhalde bilmiyorum. Bir anda beni unfollow yapmış mesela. Ben de onu unfollow yaptım. bir hiç anlamsız geliyor bunu. E, bu bir hasettir yani bence. Hı hı. şu anda daha ismini açıklamıyorum da birazcık daha dolmam lazım ismi açıklamak yani, için yani, açıklayabiliyor muyuz o zaman bir bekleyelim mi hayır <laughs> <laughs> öyle <gülüyor> değil <bekleyeyim>, yani arkadaşa, <laughs> bu kadar mi? zamanda da yani saçma geliyor bana bir kompleksli bir hareket olarak geliyor bu bana hı hı. Ee, sen ki ben ona çok destek oldum zor günler yaşadı o günlerde e, böyle bir kendi kendine triplere giren aslında demek ki seni 10 yıldır gerçek anlamda sevmemiş. Çünkü sana açıp da sormuyor. Bu böyle mi oldu falan diye. Çünkü kendi kendine bir olay yaratmış hani kafasında. Bu böyle mi değil mi falan diye sormadan yapan adam zaten bana dostu da sahtekarlık olarak gelir. Ee, o yüzden o e, sevgili şarkıcı kardeşime e, enteresan geliyor yani. Buradan teessüf ediyorum gerçekten. Kendi kafasında kurduğu şeylerden vazgeçsin. Ee, Peki bunları takıyor muyuz? Ben mi? Yani bizim, yani. Ben, ert ertesi gün ...unuturum. Şundan dolayı unuturum. Hmm, şimdi... ...fake bir seviye olduğu için... ama ...ben her günümü beraber geçirdiğim... ...çok inandığım... ...gerçek anlamda bir hata yaptığım birisinden... ...özür dilemeyi çok büyük bir... ...borç olarak bilirim. Erdem değildir bence borçtur. Özür dilemek benim için. Hmm. Ee, erdem deyince yine kibir koymuş oluyorsun çünkü içine. Hani bunu ben özür diledim falan gibi bir şey yok. Özür dilemek bir borçtur. O durumlarda... Ee, çok üzülürüm. O zaman tabii ki kafaya takarım. Ama bu şekilde insanları sahtekarlık üzerine kurulu bir sevgisi olanları kafaya tabii ki takmıyorum. Her gün çıkartıyorum. Onlar kaybediyorlar. Bunda uzun vadede kendileri anlayacaklardır zaten. Peki şu anda polimik içerisinde olduğunuz bir sanatçı var mı? Deyip iyice böyle şey yapalım. Var mı böyle bir polimik? Yok galiba. Ya, ben hiç hani, böyle... Ee... Ben en son Ferhat Köçere bir kızdım. Hmm. Ondan sonra ee, bir Densizce birkaç açıklama yapmıştı bir düğünde oldu bu yani espriyle karışık bir yaptı hoşuma gitmedi falan o zaman evliydim eşim oradaydı ona bir saygısızlık oldu bu çünkü o orayı terk etti falan filan ee, sonra işte ona bir ihtar çektim şarkılarımı söyleme diye bundan sonra ya da söylersen Mehmetçik Vakfı'na para öde diye ee, ondan sonra öyle bir polemik oldu. Şimdi oradan e, isimden çıkalım şuna gelelim. Ee, mesela Zoruyorsun ki, ama gaza getiriyorsun. Yok hayır ya. estağfurullah özür dilerim. Ben onu <laughs> şey için şey ya. Yok yok vallahi şey değil. Şaka ee, yapıyorum hiç öyle bir çalışma sistemin yok. Hı -hı? Hiç, öyle yok hiç öyle bir soru sistemi yok Ni ni o? bende bir şey yok. Bir, ne, ne, ne yok bir şey... hiç yok. Ha, yok. Hep yani, eyvallah ve şey o tamam. inancınla ilgili bir şey. Güzel bir evet, şey. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Şuna gelmek istiyorum. Mesela aslında soru da onu sormaya çalıştım. Hani bir taraftan dedik ki kötü sesli olup ama ruhu çok yüce. Hani sanatçılar da hı hı. var. Bundan çok son derece işte seviyorum hı hı. bu durumu. Ama bir taraftan de mesela şarkıyı veriyorsun. Hani insanız ya. Hani bilmiyorum. Siz daha hani sanatçısınız. Evet. O şarkı mesela çok hit oluyor. Ama bir yanlış yapıyor işte. Orada ne oluyor mesela? O, o his? Artık şarkı patlamış olduğu için hı. hiçbir şey yapamıyorsun. Söndüremiyorsunuz. Değil. Söndüremezsin. <laughs> yani hit yoktan iyidir diyorsun. Yine en azından şarkı patladı diyorsun. Yani ee, şarkıdan soğuyorum. Karşıma çıktığında değiştiriyorum bir daha o şarkı. Maalesef kişiden soğuduğum zaman ona verdiğim şarkıdan da soğuyorum. Bende böyle bir durum var. O şarkı altın plaklar var evimde mesela. Ona ismine baktığımda bile benim için artık maalesef benim ruhumu da o şarkıyı söyleyen kişinin bir hareketi o şarkıdaki ruhumu öldürmüş ve söndürmüş oluyor. Şarkı hmm. Şarkıyı bir geri çekemeyeceğim Sadece... Böyle. E, sözsüz müzik mi yapmaya karar verecek? Hayır, <laughs> enstrümantal. <laughs> Hayır, <gülüyor> benim çok fazla, bu arada benim dostluklarım iyidir. Yo, biliyorum. Yani, zaten yani, böyle tek tamam, tük çıkıyor böyle yapıyorum. aradan çürük çok yumurtalar fazla, Hı -hı. böyle ortak... O yüzden hani ben kötü gün dost olmaya çalışan bir kişiyim. E, severim de arkadaşlarımı gerçekten severim. Beraber çalıştığım insanlara çok saygı duyar ve seviyorum. Ama Hı -hı. böyle çürük yumurtalar oluyor işte bu demin anlattığım 10 yıllık 15 yıllık o erkek şarkıcı arkadaşımdaki örnek gibi. Evet yavaş yavaş açılmaya başladık şimdi. Ya, erkek <laughs> erkek olduğunu anladık. Evet. <laughs> tamam, neyse. tamam. Oradan girelim. E, peki Hani dedik ya programın başında yavaş yavaş zaten programımızın sonuna geliyoruz. Peki efendim. Programımızın başında şunu söyledik. dedi ki e, hani hu dönüşünden e, evet. bahsettik mesela genelde bütün konuklarımız orada bir U dönüşümü falan diye bir aslında Ben hu, de öyle atladım biliyorsun. Evet bir U dönüşünden bahsediyorum. Hani o ilk dedik ki işte gördüm orada çok ciddi işte sarsıldım o sarsılma evet. anımız falan. Aslında çok önemli bir şey söyledi Sinir Akçıl. Bir ilham kaynağına da teşekkür etme halinde. Evet. Değil mi? Bir konuşma e, halindeyiz. Evet. Peki hayatımızda mesela sanat hayatımızda en büyük kırılmayı ve o kırılmanın sizi hu dönüşüne sevk edeceğini ne yaşadık mesela? Son. İki kırılma noktası geliyor aklıma. Hı hı. Birincisi annem ve babamın boşanma kararı aldıklarını söylediklerinde bana lise sondaydım. Hı hı. O zaman bana kurulmuş olan pembe dünyanın balonunun bir anda. ...bir patlatıldığı andı ve... ...hayatta baş başa kaldım. O zaman karar verdim ki... ...bu neşeli çocukluktan şimdi... E, ...ayaklar üstüne durmak zorunda olan... ...bir gence dönüşüyorsun dediğim bir andı. Kırılma Hı. noktalarından biri. O zaman karar verdim ki ben artık... E, ...lise sonunda okuyan bir... E, ...okulun popüler çocuğu... E, ...futbol takımının Hı. kaptanından çıkıp... ...ekmek parasını kazanmak zorunda olan... ...ve Allah'ın bahşettiği yeteneği... ...artık kariyere çevirmek zorunda olan bir insan olduğumu anladığım zamandı ilk 18 yaşında. Hı hı. O an 17-18 yaşındayken. İkinci kırılma noktam e, ilk şarkılarımın e, ilk Zeynep Kaseyli ve canlı e, Can, e, herhalde ya Yaşar ya Canlı Erçisi'nde çalışmıştım. O zaman ve Emel Müftüoğlu. O zaman yaptığım şarkıların yavaş yavaş ses getirmeye başlaması ve TRT'nin bana teklifi ne sayabilirim. Şarkı yapar mısın Türkiye için dediği an. Ve benim onu yaklaşık 2-3 ay kafayı takıp o şarkıyı yapıp başarmış olmam. Çünkü evet. benimki seçilmişti. Şehra'da ve Sezen Aksu'nda şarkıları vardı çünkü. En önemli dönüm noktamdı. 2011 yılında kendi şarkılarımı o küçük odadan çıkıp, bestelerimi insanlara vermekten çıkıp, halkın önüne çıkıp şarkılarımı söyleme kararı verme anımdı. Çünkü bir bu şarkıyı çaldığı zaman ben yaptım biliyor musunuz diye insanları dürtmek var. Bir de yüz bin kişinin seni eliyle gösterip bu şarkı o yapmış diye dür dürtmesi var sahnedeyken. Çünkü hmm. maalesef sahnedeki popülerliği elde edemezsen insanlar o şarkıların senin olduğunu bilmiyorlar. Her zaman Türkiye'de şu inanış vardır. Aa Ebru Güneş'in yeni şarkısını duydun mu? Veya Ajda Pekka'nın yeni şarkısını duydun mu? Hani Sinan Akçı'nın Ajda Pekka'na verdiği yeni şarkı duydun mu değildir ama o şöhreti yakaladıktan sonra Sinan Akçı'nın Ajda Pekka'na yeni bir şarkı vermiş oluyor aslında Çok emeğinin senin olduğunu göstermek için şöhret basamakların daha hızlı çıkmak zorundaydım. Yani. Öyle. Yani 2011 yılında Atma albümünü yaparak, Kalp Ses yaparak e, ortaya çıkışım en büyük kırılma noktamdı. Çünkü iki ikilem vardı. Ya Onla gibi olacaktım. Fazla Say gibi olacaktım. kuyu olarak değil. Neyse. E, ya öyle olacaktım. Gizemli kahraman olacaktım. Şarkıcıların arkasındaki. Ya da ee, ön plana çıkıp sokakta tırnak içinde yürüyemeyecek hale gelip e, insanları kendi dertlerimi daha kolay ulaştıracaktım. Ben ilk başta 13 yolunu yani müzisyen gizemli müzik adamı rolünü seçerken sonra bunun gücünün e, tadına vardım. O gücü de insanlık için kullanmaya karar verdiğim için aslında tırnak içinde popcorn kültürünün içinde bir çocuk olmama rağmen aslında popcorn kültürü beni kullanacağını. ...ben o kültürü kullandım ve mesajlarımı daha net ilettiğim insanların. Hmm. Çok güzel bir cevap şey oldu bu. Peki ee, dedik ya... ...ilk şu üç, üç isim... ...işte Emel Müftüoğlu... ...sanatçılardan bahsettik. Aha, evet. Yaş da mesela, bu da evet. enteresan mesela. Sanatçı kırıldığı zaman ya da işte... hani ...bir, bir, bir kendini bir camiaya kabul etmek... Yani ...öyle bir heyecan var öyle bir tutku var... Evet. ...bir bir şey yapmak falan filan. Doğru. Orada çok fazla öğret yani örselendiğinde kırıldığın oldu mu yani mesela dışlanmak ya da işte nefsine çok zor gelen değil mi böyle? Bugün nasıl bazı sevmediğim şeyler görüyorsam hala o zaman da gördüm küçükken hı hı. E, çok çok önemli dev isimlerin evlerine girip çıkıyordum stüdyolarına girip çıkıyordum hı hı. isim vermeyeceğim hani Türkiye'nin tırnak içinde ilah olarak gördüğü isimlerin ev stüdyolarına girip çıkıyordum hoşuma gitmeyen şeyler görüyordum. Bugünkü anlayışım aslında o zaman da geçerliymiş, hani hmm. lağbalilikler, laçkılıklar gibi söyleyeyim. Ee, ondan sonra kendi şarkılarımı yayınlama kararı aldım zaten ki ilk başta 2005 İzel albümü <laughs> Anlayamazsın şarkısı ve albümüyle e, bana hiç kimse inanmazken İzel bana inanmıştı. Hatta hmm. plak şirketine o zaman mektup yazdı. Ya bu çocuğun şarkıları olur? Çünkü onlar dedi ki 18 yaşında bir çocuğun şarkılarını mı İzel'in albümünü teslim edeceğiz? önce Öncel var, Sezen Aksu var falan. Hani biz onlardan alalım, paramız var falan. Hı hı. Sonra o albümü İzel'in baskısıyla benim şarkılarım oluştu ve ilk altın planımı aldım. Sonra o plak şirketini çok sevdiğim iki sahibi de o ödülü imzaladılar, bizi affetti. Haklıymışsın diye. O da evin başkasıdır. şey gibi değil mi? çok güzel anlatılacak böyle. Evet. Değil mi? Çay işte. anlatılacak güzel hikayelerden bir tanesi. Aynen öyle oldu. görüyorsun. Bu bir tane mi yoksa devamı var. var mı? Ha, vardır. Yani hayır. Bu tarz örnekler var. Örnekler. Örnekler var ama bu ilk yaşadığım e, inanmamıştığın zafere dönüşme hikayesi. Hmm. Onların bana inanmamıştığını yani. Zafere dönüşme hikayesi ilk ödülü budur. Peki bir yani intikam demeyeyim de böyle e, hiç affedemediği eee insanla insanla iletişimini hiç Yok. mi kuramıyor yoksa Ya Söyledim. annemin bana hep söyledi en kötü uyumu almışsın der bana yufka yürek. Yani yufka yürek. Evet Güzel. o yüzden unutuyorum. Çok Lavaş sinirleniyorum şurayı. başta ama aynen <gülüyor> <gülüyor> çok sinirleniyorum başta ama sonra yüz yüze gelince en ufak bir e, ...kıvılcımda tekrar olayı unutuyorum ve o kişi ...veya benim aklımda yazan yüzlerce köşe yazarı oldu... ...onları gördüğünüz zaman en kibar halimle ellerini sıkarım... ...nasılsınız falan diye... ...çünkü... Hmm. E, ...bilirim ki... ...kötülüğün veya kırgınlığın veya küskünlüğün... ...en büyük düşmanı... ...nezaket ve umursamamazlıktır... ...yani... Hmm. ...o yüzden e, karşımdaki insanlar da... E, ...benden bekledikleri atakları görmeyince... ...aslında... E, ...zaferlerine ulaşamadıklarını hissediyorlar. Yani, yani beni acıtamadıklarını. Nefsi, nefsi bir direnç göstermiyorsun. Ekstra bir şey yapmıyorum içime. Hı hı. Ama, ama dağıtıyorum diyor. Aynen ama... <laughs> e, ...çok kafaya takmış birisi varsa... ...gerçekten sistematik yaptıysa... Hı hı. ...bir tek ona karşı... E, ...planlı davranabilirim belki. Onun dışında... ...nefsimle ilgili bir durum değil... Şimdi evet sorular da bu arada geliyor ama ben izleyicilerden maalesef çok özür dilerim. İzleyicilerimiz de çok seviyoruz. 40 wow. Ha? Çok güzel sana sohbet. Yemin ediyorum 3 saatte gidermiş. Ben dedim ki en başta 100 dakika nasıl yapacağız? Wow. Hiç öyle olmadı. Çok güzel. Biz genelde ben hiç konuklarımdan böyle şikayetler hiç duymadım. Hayır ben girmeden önce ettim şikayeti. Hmm. Çıkarken değil. Çıkarken de şimdi az geldi. Şimdi evet yavaş yavaş. İşte el önü farkı. Estağfurullah. Ee, şimdi şimdi Şimdi. şimdi. <laughs> Ee, güzel mesajlar geliyor ama bir taraftan da şey en son verdiğiniz röportajda en çok içinizde uhde kalan bir şeyden bahsediyorsunuz. Uhde kaldıysa üzeceksen sormayayım. Yok anneannem mi? E, tamam anneanneniz olsun. Hayır neydi uhde kalan söyle o hangisi? Ee, işte i̇şte hani baba olmak. E, yok, niye üzüleyim canım yani ben 92 yaşında değilim ki. Ha. Üzülecek bir durum yok. Heyecanlandırıyor Hadi. beni. Ha, tamam ben baba o zaman yanlış anladım. Aynen canım. İyi nokta kaldı zamanda inşallah nasip etsin. Ya evet. Kız inşallah kız çocuk kız, istiyorum kız ben. Kız çocuk. Evet. Ee, bu beni heyecanlandırıyor tam tersi. Sadece e, en doğru şekilde o çocuğun sağlıklı büyüyeceği bir anne baba bir ebeveyn olabilecek bir insanla olacak bu. Onun arayışındayım hmm. yani hani öyle özellikle aramıyorum da hani hayat onu benim karşıma Peki evet. hep şey diyorlar ki yani zor insanlardır. Doğru. O yüzden falan böyle bir şey. Herkes zor Mesela insan. Mesela bu zor sürekli zoru kabullenmek de kendi huysuzluğunu tırnak içerisinde evet. görüyorum. ulaştırmak için bir alan olabilir mi? Bir konfor yaratıyor olabilir Bence mi? bir bahane. Şu da bir bahane. Şimdi, evet. Ya işte biraz önce 50 bin kişi vardı karşımda. Sen ne anlamazsın işte falan filan gibi bir şey değil. O senin mesleğinin bir parçası. İnsanların sevgisi ve e, ilgisi. Bunu normal olmamaya devşirmek gerekmiyor sürekli. Hı hı. Bir insan o 100 bin kişinin konserinden çıktıktan sonra da... ...bir stat konseri yaptıktan sonra da gelip... E, ...eşine ve çocuklarına çok normal ve iyi davranabilir. Bunu bir bahaneleştirmeye gerek yok. Zaman zaman belki gergin anlar yaşanabilir ama... ...genel olarak e, sevdiğine koşarsın ve onlara normal bir şekilde davranırsın. Sanatçının kreatif insanların özellikle benim gibi... Hı hı. E, mutlaka bir e, bazı e, gergitleri oluyor bazı tahtalarında sorunlar oluyor böyle yerine oturtması gereken ama o sorunlu tahtalar mı aslında hava almasını sağlıyor yani kesinlikle hı. hava almasını ama bunu negatife çeviren insanlar da var ben bunu pozitif şekilde kullanıyorum e, ben bunu mutluluğa çevirmeye daha çok seviyorum yani delirdim ben gidin başımdan değil de gelin beraber paylaşalım var bende bu, bu üretimi e, zekayı besleyen bir şey haline getiriyoruz evet ...zekaya sevgi ekliyorum. Hı -hı. Zeka fesadına uğramak diye bir şey yazmıştım da geçen. Allah Allah. Çok güzel laflar ya. Ya estağfurullah onun için demedim. Şunun için Yo, dedim. Yok güzelmiş ya yani. Tam, işte Şarkı ben, sözü yazdınız çıkıp... mı hiç Esra evet. Bazen Esra diyorum bazen Esra Hanım diyorum. Estağfurullah. Bu e, yani... <laughs> Şarkı sözü de olabilir bir tane. E, evet. Ortak bir çalışma. İnşallah. Vallahi, ben belki de bir duyarlılık ediyorum. için. Şeref diyorum inşallah. Ben şeref de, de öyle şeref diyorum efendim. E, şimdi bir, bir şey aklıma geldi ama onu, şimdi onu sorup sormayayım. Buyurun lütfen. Mesela derler ki hani çok zengin olmayı istedik mi? Ki söyle Ben çok zengin. Ilk, ol. ilk mesela ilk para kazandığımızda evet. mesela o bizi neye sevk etti? Otomotiv ya da kolay mı kazandık? <gülüyor> <gülüyor> ne? Otomotiv, Otomotiv <gülüyor> <gülüyor> i̇lk, çok hı. böyle heyecanla bir kredi çekip ilk arabamı almıştım o zamanlar. Hı hı. Ee, daha ehliyeti aldığım sene çok kolay olmadı. Ben çok fazla emek verdim, aşırı emek verdim. Çok uykusuz kaldım, çok seyahat ettim. Ee, kendi sırtımda kendi klavyemi taşıyordum. Hmm. Sahnelerde insanlara eşlik ediyordum. Ee, hiçbir şey kolay değil. Allah sana bir yetenek bahşediyor. Bu yeteneği doğru kullanmak senin elinde. Ee, çok zengin olmak istedim mi? Paraya aşık bir değilim. Güzel yaşamayı çok seviyorum. Paraya hiç zaman aşık olmadım. Paraya aşık olmadığım için de e, hayatımda e, hiçbir dönemde Allah beni e, kimseye muhtaç etmedi. İşte o yüzden şuna gelmek için sordum. Navigasyonu şu anda açtım da o yüzden evet. yavaş yavaş gidiyorum. O zaman senin aslında hiç kimsenin hayatına şaşalı hayatına özenen bir gençti olmadı. Hiç hayır olmadım. Hı -hı. E, zaten durumu iyi bir ailede büyüdüm. Hı -hı. Hani. Ortanın üstü diyeyim. Bir ailede büyüdüm. Ee, annemin de çok çok şatafatlı yaşayan arkadaşları vardı ama annemler bana hiçbir zaman hani böyle bir hayatın noksanı hissettirmedi. Ama 17 yaşından itibaren hatta 16 yaşından itibaren cebime ailemden bir kuruş girmemiştir. Hı -hı. Yani 16 yaşından itibaren 30... Yani 16 yaşında ne oluyor? 22 senedir falan kendi paramı kazanıyorum diyebilirim. Tabii bunun yanı sıra ilk maaşımızı herhalde annemize bir hediye almışızdır. Ya o anneanneme almıştım rahmetli. Ona yaptığımız beste var mı anneannenize? Yok ama onun yanında yaptım var. Hani evet. bugünlerde çok sıkkın diye. E, lise arası şarkı yarışması vardı o zaman milliyetin. Hmm. Oraya beni o götürmüştü hatta. Ben ikinci oldum diye sahneye çıkmadım. Hakkımı yendiğini düşündüm çünkü. Birinci olmam gerektiğini düşündüm. Bir de sanatçılar arasında şöyle işte on, ondan sonra çıkmam gibi öyle bir şeyler mi var? Öyle bir şey yaşıyor mu? Yani siz hiç öyle bir şey yaşamamışsınızdır diye düşünüyorum da. Şöyle Mesela. bazen e, verdiğin emek bu işe emek veya sahip olduğun yetenek aynı değilse e, afişte e, adının o kişiden önce yazmasını veya resminin daha önde olması istemen bana çok kapris bir gibi gelmiyor yani. Saygınlık ve bir mertebe ve bir rütbesi vardır bu işin. Mesela alfabet sırasına göre yapıyorsun Mesela... O hiç rahatsız etmiyor. En mantıklı çözüm o zaten hmm. Değil mi? öyle? Alfabetik. Değil Yine olsa... o S'de maalesef sonlara düşüyoruz ama yapacak bir şey. <laughs> i̇nan ki, inan, İnan. Evet, sevgili siniracıs, çok teşekkür ederim. Valla ben teşekkür ederim. Ben öncelikle şunu için e, çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ne olursa olsun. En başta söylediğim gibi biz bu program aslında Gazze'li kardeşlerimiz için konuşmak için yaptık. Doğru. Ama bir taraftan da ben senin akılları biraz tanımak çünkü çok fazla maşallah Rabbim daha da artırsın. ben Amin. sizin güzel bir kalbiniz olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ daha doğrusu hani kalbinizle zekanız arasında çok uzun bir mesafe olmaması da çok teşekkür. Önemli bir şey benim için. Bu arada hani Gazze meselesine bu kadar hani o demire eldivensiz dokunuyor olmanızın evet, şeyi onu çok teşekkür ederim. Çok e, başka bir ekstra şey. ekstra bir şey, şey olmadı şeref, e, çok sağ olasın. E, senin de, de gibi Gazeli kardeşlerimizin gerçekten kimsenin vicdanına ihtiyacı yok. Çünkü Çarşamba günü onu... gününü hatırlatalım mı burada? Evet senin onun için şimdi tam oraya geliyordum. Neyse buyurun. Oraya geliyordum. Pardon buyurun. Ha, buyur, Tabii, buyur o, senin geçin güzel oluyor ama lütfen. Ya, lütfen vallahi yok, vallahi. Ne olur lütfen. Yok vallahi siz in, intro siz de lütfen siz sanatçısınız. Buyur. Estağfurullah. Tamam, Çarşamba günü güzel bir oluşum. Umarım senin de içinde yer yaralacağın en azından kalben ve Mutlaka yazılan desteklediğin. Atatürk Kültür Merkezi'nde Fulya aradı beni. Sevgili Fulya Öztürk. Çok e, selam olsun. Evet, bambaşka bir seviyorum. o da çok evet. özel bir kız. Hıh. -hı. Eee, o üstleniyormuş. Söylediği anda tabii. yani cümlesi bükmeden tabii ki oradayım dedim. E, çok değerli sanatçılarla işte Nazen'in, Faruk Atakoğlu, Ercan Saatçi, Hı -hı. Sinan Akçıl, e, Sefo gibi ...isimleri görebilirler bilet x'de... ...ve lütfen... ...bizim garantimizde gazze halkına aktarılacaktır... ...bütün kuruşu kuruşuna... ...kızılayın <laughs> garantisiyle. garantisiyle... ...biletinizi alın gelseniz de gelmesiniz... ...ama gelirseniz çok güzel bir gece olacak... ...20 Aralık çarşamba akşam 8'de... ...daha önce de saat 5 civarında... E, ...1500 tane balon uçurulacak... Atatürk kütür merkezi önünde... Öyle ...çocukların... E, evet. ...yası evet. adına... ...gazze'li evet. çocuklarımızın... E, ...Taksim meydanında... ...o balonları uçuracağız... ...ondan sonra da e, konser tarafına... ...ve Gazze için şarkılar söylenecek... ...kuruşu kuru oraya gidecek... ...biletler biletikse şu anda... E, ...senin de programın Araf'ta... ...sorular vasıtasıyla bir kez daha duyurmuş olalım... ...çok teşekkür ederim Allah razı olsun... ...ve seninle çok ilgili çok de bir iyi. şey söylemek istiyorum... ...kapatmadan Hı -hı. önce... E, ...tırnak içinde... ...kendi mahallesinin yıldızı bir kadın olarak... Hı -hı. Ee, bu i̇şte. senin hoşuna gitmiyor ama ben söylüyorum Hı -hı. Ee, çok zor yıllar yaşadığını e, biliyorum gayet iyi ama e, kibarlığınla asaletinle ve e, en önemlisi fikirlerinden vazgeçme işinde e, gerçekten insanları Arafta bıraktın yıllarca çünkü seviyor, seven çok seviyor ama tepki veren çok tepki veriyor ama sonuçta bence ortak bir noktada buluşuyor ki böyle bir programı 15 yıldır sürdürüyorsun. Hmm, ee, ederim. Tebrik ederim. Burada olmaktan da gurur duyuyorum. Biraz geç oldu ama güç olmadı. Orada e yüzden... da konuşmadık. Neyse konuşacağız. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ee, ceket içinde. çok teşekkür ederim. Çarşamba iş hastanede aynı ceketten giyeceğim. İnşallah. 24 ailesine de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah bir araz daha yapacağız. Yaparız. İnşallah. İnşallah. Ee, biz gidiyoruz değerli güzel 24 TV izleyicileri. Kim vardı programımızdan? Mesleker, müzisyen, büyük sanatçı. Estağfurullah. Ee... estağfurullah. Çok sağ olun. Sinan Akçıl'la Sinan Akçıl güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Siz vardınız ama kameralar bazen unuttuk. Güzel bir sohbet oldu. Evet. Ama biz hiçbir zaman neyi unutmuyoruz? Ben bir gazeteci olduğumu unutmuyorum. Aa. Sevgili Sinan Akçıl da oradaki onurlu insanlara destek veren bir sanatçı olduğunu asla unutmadığı için de kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer bir şey olmazsa Bilmiyorum. buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Eyvallah efendim.